Şekildeki A, B, C, D, F, G, H küpünde A, B 6'ymış bir kere. K, G, K, C eşitmiş. Alan H, K, B. Şu H, K, B üçgenin taralı kısmının alanını soruyor. Şimdi bize şurada açıyı tam bilemiyoruz. Bize bir taban bir de yükseklik gerekiyor. Yani ben buradan böyle bir yükseklik çizeceğim. Ve bir de şu tabanı bulacağız. Bu taban cisim köşegeni. Küpün A kök 2 yüzey köşegeni. Yani şuradan bir AB çizecek olsak burası A kök 2 yapar. Cisim köşegeni ise A kök 3'tü. Yani şu kısım HB kısmı A kök 3 olacak. Cisim köşegeni olduğundan. A dediğimizde bir kenarda. Kenarda 6 olduğuna göre 6 kök 3 olacak. Bize şu 90 derecelik kısım lazım. Bunu nasıl bulabiliriz? Bakın burası orta nokta. Bu orta noktadan direkt cisim köşegenine dik çizdiğim için bu çizdiğim nokta da orta noktadır. HB'nin ortasıdır. HB'nin ortası da bu nokta küpün tam ortası demektir. Bu noktayı yukarı doğru çıkaracağım. Önce K'yı çıkaralım. K'yı yukarı doğru çekiyorum, çekiyorum. G'nin üstüne getiriyorum. K'yı buraya getirdim. K üstü olsun. Bu noktayı da yukarı doğru çekiyorum, çekiyorum. Tam yüzeye getiriyorum. Tam yüzey noktasını getirdim. Buraya bıraktım. İki çizgi. Yüzey noktasının tam ortası oldu arkadaşlar. Buranın tam ortasıdır. Buradan çizeceğiz. Buradan çizdiğimizde tam ortaya bulmuş oluruz. Bakın üst tarafı şöyle düşünelim. Üstten baktığımızda orta noktamız şunu köşegenlere çizdiğimde tam çizilmedi. Evet. Şurasıdır. Bu orta nokta. Biz buradan buraya birleştirdiğimizde alttaki uzunluğu bulmuş oluyoruz. Burası bakın burası tam orta noktası. Ben buradan karşıya çizersem karşıyı iki eşit parçaya bölmüş olurum. Yani 6'yı da 3'e 3 bölmüş olurum. Tam karşıyı çizdim buraya. 3'e 3 böldüm. Burası 3. Şu uzunluk kaç? Bu uzunluk da 3 arkadaşlar. Neden derseniz burada kare olduğu için 3'e 3. Burası da 6. Burada da karşıyı ikiye eşit parçaya böler. 3'e 3 şeklinde böler. O zaman burası 3 ise burası da 3 olması gerekiyor. Yani karşıya çizdiğimizde bakın burayı 3'e 3 şeklinde bölecek. Burası 3 ise burada 3. Yani buradaki bulduğumuz şekil bir üçgen. İkizkenar üçgen hem de. 3'e 3 şeklinde. O zaman burası 3 kök 2 yapar. Bu uzunluk 3 kök 2 uzunluğudur. 3 kök 2 birimdir. Ya da santimetredir. Bu uzunluk da alttaki uzunluk aynısı. Çünkü bu uzunluğu yukarı çıkarmıştım. Burası 3 kök 2 santimetre oluyor. Şimdi üçgenimizi oluşturduk. Dik üçgenimizi. Şunu çizelim. 6 kök 3 yüksekliğimiz ise burası 3 kök 2. Alanı nasıl buluyoruz? Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 18 kök 6 bölü 2 2 ile 18 sadeleşir. 9 kök 6 çıkar. Alanımız 9 kök 6 santimetre karedir. CM kare.